Hanımların dikkatine, her türlü yemek yapılır, 5 dakikada ayağınıza teslim edilir. Şef Kapımda. Ah, işte geliyor. Hanımların dikkatine, şefiniz ayağınıza geldi. Hanımların dikkatine, şefiniz ayağınıza geldi. Aman Tahsin şefim, dikkatli ol. Anons yapacağım derken kaza maza yaparsın maazallah. Güneşli, pırıl pırıl bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Bugün biraz yolumuzundu. Ta Çatalcalara kadar geldik. Neval Hanım çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki evine asla boş gitmiyorum. Çok güzel bir hediyem var. Çok lezzetli yemekler yapacağız. Neval Hanım'ın mutfağında acaba neler var? Siz de benim gibi merak ediyorsanız hemen Neval Hanım'a gidiyoruz. Hoş geldin Tahsin şefim. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Süperim, bomba gibiyim. Nerede kaldın? Nerede kaldığını mı var? Sanki Beşiktaş'ta oturuyor. Çatalca'ya kadar kalktık. Gel. Hoş geldin. Gel buyur. Yapayım. Gel buyur. Oh, şöyle kapatayım kapıyı. Tamam. Ama bak elimde boş gelmedi. Ay bana. Çok teşekkür ederim. Ama en son. Terlik vereyim mi? Ay benim panduflarım vardı. Arabada kaldı ha. İşte burada Tahsin şef. Yine her zamanki gibi her şeyi ben düşünüyorum. Ya mükemmel bir detaysın ya. Gerçekten mükemmel bir detaysın. Bak panduflarım nasıl? Ay şef... çok güzel ama ya hamburgerli falan bayıldım. Şefiz sonuçta. Yani evet. Ne tarafa geçiyoruz? Gel salona geçelim. Hemen. Gel buyur. Şöyle geçelim Tahsin şefim. Hemen geliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Aman dikkatli ol şefim. Bugün biraz heyecanlı mısın sen? Ay evet, heyecan yaptım, yalan yok. Mavi çok yakışmış. Çok burada çok güzel şeyler görüyorum. Çok teşekkür ederim. Olmaz. Evet. Kaç yaşında? 4 yaşında. Allah'ın babalı çok büyüsün. Teşekkür ederim. Ben şuraya hemen şey yazayım mı? Tabii. Benim hiç küçükken tahtam olmadı da. Yazabilirsin. Hemen bak şimdi. Hop. Şef Kapımda. Yalan mı? Değil. Yok değil. Kapınızdayım vallahi. İsmi neydi bu arada? Gökhan. Gökhan. Vallahi şurada bir fotoğrafını da görüyorum. Evet, çok da tatlı bir bebekli varmış. Fotoğrafı. Ablacığım vallahi şahane, tatlı böyle çok güzel bir evim çok var. Çok teşekkür ederim. Ama yani böyle gelirken de aşırı sordum kendime bunu yani arabada. Yani neden Çatalca? Çatalcalıyım çünkü ben. Ama ben kaç kilometre yol geldim, senin haberin var. Doğma büyüme buralı mısın? Evet, doğma büyüme buralıyım. Yerlisiyim buranın. Anne, baba, herkes hepsi burada. Bu evde kimle yaşıyorsun? Oğlumla yaşıyorum. Ayrısınız o zaman. Evet. He. Ama beni yarın istemeye geliyorlar. Bugün haberleri peş peşe vermeyeceksin ha. ciddi ne zaman ayrıldığında ne zaman istemeye geliyorlar ya. Öyle işte kısmet. Ne kadar var arasında şu an? 2 sene. Şefim sohbet güzel ama mutfak bizi bekler, hatırlatırım. Bir konuştu bilir kişi, görüyorsun değil mi? Böyle ben sanki şef değilmişim, yemek yapamıyormuşum gibi. Ben 5 dakika yazılarım hepsini ama gerçekten sana yarın istemeye geliyor, kahve yapacağız. Bunun için muhteşem taktikler vereceğim. Tuzu ne oranda koymalısın? İçerisine hangi baharatlar girmeli? Hepsini öğretiyorum. Tamam. O zaman haydi yemek yapmaya. Hadi gidelim. Vallahi ablacığım sen de belli ki akşam ne pişireceğim diye düşünenlerdensin. Vallahi öyle bir derdin yok. Ay. Şef Tahsin geldi kapıma ya. Bak şimdi dolaptan başlıyorum hemen. Başlayalım. Hatta burada yemekle alakalı da şikayetler görüyorum. Sorma, onlar benim verdiğim kilolar. 20, 12, 21, 90, 40, 90, 60, 90 yazıyor kız. O kadar değil ama 25 kilo kadar verdim. Ama belli düşüşler. Evet, ama güzel söylemezsek vücut ölçülerimi. Ay şişe 90 dedim de yani. Neval Hanım 25 kilo mu vermiş? 25, ben buna şaşırmadım hiç ama değil mi? Yani evet. Ama şaşıracak da bir şey yok. Azmetmişsin, vermişsin. Nasıl yaptın bunu peki? Neyle? Ya vallahi işte 2 öğün besleniyorum, tek öğün besleniyorum, aç oluyorum. O şekilde veriyorum işte. Yani. Aç kalmak yok. Ben ekmek yok, için. Yani bugün yapacağız yemekleri. Acısını çıkartıyoruz. Bugün yiyeceğim ama. Acısını çıkartacağız. Evet, aynen. Şimdi dolaptan başladım. Ablacığım burada baharatlarını görüyorum. Hepsini buraya koymuşsun. Çok güneş oluyor mu evin? Yani evet, güneş oluyor. O yüzden dolapta tutuyorum. Doğru yani. Aslında bunu seyircilerimize de söyleyelim. Eviniz güneş alıyorsa dolapta saklamak en sağlıklısı. Evet. Ama tezgah üstünde de eğer serinse mutfağınız, direkt yani birebir güneş görmüyorsa aslında çok tezgah üstünde de bir şeyler bulundurmayı sevmiyorum aslında. Şurada ben şahane sebzeler görüyorum. Ben bunlardan böyle alarak işe başlayayım. Bak ana. Evet. Bak bunlarla bir şey yapabiliriz. Bununla bir şey yapabiliriz. Bence bunu kullanabiliriz. Hatta kremayı hazır malum almışım, değerlendirebiliriz. Bu köyden mi? Bu evet, direkt annem kendisi yapıyor onları. Erişteyi de annem kendisi yapıyor. Süper, bunu bak, da kendisi bunu yapıyor. Kesin kullanırız bunu. Abla sen ama unumunu da her şeyi buraya koyuyorsun. Evet yani çünkü böceklenmesinden falan çekiniyorum. Daha önce başıma geldi çünkü. Bir şey olmaz. Burada mı oldu? Benim. Bu basmati pirinci şekeri düşük aslında, o yüzden diyet için. Glisemik indeksi düşük olduğu için tercih ediyoruz. Hele lafları. Nereden biliyorsun? Ya işte ben bayağı bilgiliyim bu diyet işleriyle falan. Peki bu kadar dolabının dolu olmasının sebebi ben geliyorum diye mi? Doğru söyle, yoksa şey mi? Yani genel hali, yani valla sen geliyorsun diye değil. Neyse ben buradan uyarımı yapayım da. Alışveriş falan yapmanıza gerek yok. Dolabınızda ne varsa onunla yemek yapıyoruz. Bunun şekil örneğini zaten bugün birebir göreceğiz. Ben o zaman işime yarayan malzemeleri buradan aldığıma göre biraz öbür dolaplara da bakayım diyorum. Tahsin Şef, ne yapacağını biliyor musun da malzemeleri dizdin öyle tezgaha? Ne yapacağımı ben bulurum. Şimdi sadece önümde böyle bir malzemelerin hepsini bir göreyim. İşte erişte var mesela, erişteyle çok güzel böyle bir çorba var kafamda. Belki ona çeviririm ama eksik malzemelerim var. Onlar da varsa ablama da soracağım güzelce. Erişte olanı da var bunun. Erişte şeklinde olanı da var. Maşallah, subhanallah. Evet, hepsini annem kendisi yapıyor. Mal varlığım belli olacak değil mi öyle? Dur bak şimdi, kuz bu sapsarı köy tereyağı. Güzel. Güzel. Baharatlar zaten lazım oldukça buradan isteriz. Şimdilik ben onları aldım. Şu şeylerine falan bakayım. Derin dondurucuyu unuttun şefim. Çok doğru. Doğru, arada böyle işte bozuk saat gibi günde 2 sefer. Bak şimdi. 3 adet köfte. Bir şey diyeceğim, ha bu ne kız? Etlere işte, masaj mı yapıyor? Yani yok. O da cildim için. Onu da buzlukta mı olması gerekiyor? Evet, buzlukta tutulması gerekiyor. Unuttun mu şefim? Yarın Neval Hanım'ı istemeye gelecekler. Ne burcusun sen? Boğa burcuyum. Yemeğe bugün düştünüz. Doğum günüm benim. Ne? Evet. O zaman dış ses. Her zaman yaparsın bir güzellik diye düşünüyorum. Biz her şeyi düşünen bir ekibiz Tahsin Şef. Elbette var bir sürprizimiz. Sürpriz olsun sana. Teşekkür ederim. Bak o taranayı falan da hep annem yaptı. Patronlar tatlı yollamış. İyisin kız, iyisin. Onlar falan hepsi el yapımı. Bunu değil de şimdi çorba için onu koyayım desem. Şurada bir şey görüyorum. Bu. Ne bu? Tavuk. Üstüne ne yazıyor bunun? Okula yollamıştım. Onu çocuğumun ismi yazıyor. Bu kadar da saklama kabı düşkünü olma. Analarıma da sesleniyorum ben. Yani yazmışlar. Şu saklama kablarını bir salın artık. Okuldan doldurma şeyleri çıktıktan beri bir rahatladık da Allah'tan onlar tek kullanımlık veriyorlar da şunları bir salın. Ay yok, ben dondurma kaplarını da geri yolluyorum anneme. Ay gerçek ama doğru. Ben annem için kaç kere kavga ettim biliyor musun? Salçayı yolluyor, konserveyi peşini arıyor. Nerede benim kavanozda? Yapmayın ya. Hele bak gel bir bak gel. Her şeyi hazır bak. Bak her şeyi hazır. Bu arada bu çok yanlış bir şey. Neden ki? Söylüyorum hemen. Yani bir dur hele, bir dur ya artık yani. Niye bu yanlış bir şey? Bu cam kavanoz ve bunun ağzına kadar full doldurursan bu patlama yapabilir. Öyle mi? Aynen, bunu böyle biraz daha az bırakacaksın. Ki böyle hava alabilsin. Çünkü bunu açarken patlar ki bak yarıya açmıyor. Tam evet. Tutmamış kapağını. Evet. Bu da bozulma yapar. Tamam. Yani şu an için dondurucu olduğu için bir problem yok. Ama bunlara mesela dikkat edebiliriz. Burada bir sürü et suyu görüyorum. Bundan bir tanesini böyle alayım, çorbaya koyarız. Kemik suyu. Özel kaynatılmış. Bak, kavurma olmasın bu? Yok kemik suyu. Çok yağlı. İşte yani bayağı 8-10 saat kaynatılmış kemik suyu, ilikli kemik suyu. Şöyle bakın, üstü tabaka bile tutulmuş. İşte bunlar lezzet. Yani bana gidip marketten 40 kilo et alsam, dolabında 50 kilo et olsa ne olur? Şu yıl kaç saat kaynattım bunu? Yani 8-10 saat kaynattım. Abartmam bakalım, yıllarca diyecektim. 8-10 saat kaynattım. İşte yani şunu markette bulamazsınız. Yok. O yüzden anam yani lezzeti, babam lezzeti. Çocuğum doğduğundan beri tüm yemeklerine işte koyuyoruz ona. İşte ana gibi ana. Evet. Şimdi başka da buradan bir şeyim yok. Şu kuru bakliyatlarına falan da bakayım. Kalanları da tamamlarız. Tamam, şöyle kapatayım. Neyse öbür dolapları da ben bir bakayım çünkü. Aklında ne var şefim? Neler yapmayı planlıyorsun? Yani çorba yapmayı düşünüyorum ama 2-3 çeşit şey var kafamda aslında. Onları böyle bir toparlayıp hareket edeceğim. Bir de çok sebze gördüm dolabında. Böyle sebzelerin hepsini toparlayacak şahane bir tarif geldi aslında kafama ama ne koyarım, nasıl yaparım, nasıl birleştiririm? Biraz daha öbür dolapları gezmem lazım ki öğrenelim. Biraz karışık bir çorba olursa vallahi. Değil mi? Bol böyle. Çocuk da seviyor. Bakliyatı, proteini vesaire içine giren böyle. Burada tabak çanak var. Bakliyatların falan şu dolaptadır. Kız bu ne güzel, bunu bana hediye etsene. Ha, senin olsun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Program 100. bölümde düzdüm evi. Un yeterli bizim için bence. Bak şu unu kullanalım. Buradan. Aa bak süper. He, tamam. Başrol. Biz şimdi şey düşünüyoruz ya, çorba yapmayı. Hı hı. Protein kaynağını buldum. Mercimek. Evlerinizde her zaman et olmayabilir. Bazı şeylere protein desteği için yeşil mercimeği seçin. Ana slogan gibi oldu kız. Orada enişte var aşağıda. Ev yapımı. Neyi? Bu da var. Hı hı. Ev yapımı. O, o mantı gibi yapılıp yoğurtlu, evet, değil mi üstüne? Kıyma döküp yoğurtla yiyoruz onu. Ha bak bunu kullanalım. Mangır diyoruz biz ona. Mangır, ona başka şeyler de diyorlar. Yöre yöre çok isim değişiyor. Yani evet, bizim yörede. Kesme diyorlar, aynen. Şey diyorlar. Ama yoğurtla kıymayla. Bak bunu kullanalım, bu çorbada daha şey olur. Evet. Ben de görebilir miyim? Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar bu çok değerli bir erişte. Bu böyle öyle hazıra konmak için saç üstünde kurutulmuş bir şey değil, güneşte. O ne kadar büyük bir emekle. Değil mi? Serme. Çünkü bunu kontrol etmezseniz çok çabuk küflenir. Sürekli böyle alt üst etmeniz gerekir. Onu yapmazsanız sancılı bir süreç. Çok emek kokan hareketler işte. Ne yapayım, markettekilerine ben. Hadi yine iyisin Tahsin Şef. Bolca malzeme buldun Neval Hanım'ın mutfağında. Ama hala kara kara ne yemek yapacağını düşünüyorum. Çok düşünme. Önce yaşlandırır seni. Bunun tavsiye benden sana. Ayrıyetten de şöyle, bunun cevabını şöyle vereyim. Buraları biz toplayalım. Ben bayağı güzel ana temel malzemelerimi çıkarttım. Kalanını da zaten buradan bence dolaptan buluruz. Baharatıdır, tuzudur, karabiberidir. Onlar da vardır diye düşünüyorum. Önlüklerimizi giyelim, ellerimizi yıkayalım. Masanın başında o zaman buluşalım. Evet ablacığım, bütün malzemeleri toparladık. Hatta böyle kargaşa vardı burada, kapkacak vesaire. Onlar olmasın diye güzelce ayırdık, temizledik. Şimdi ben bir de böyle düşündüm, taşındım. Güzel bir çorbayla başlamak istiyorum. Tamam. Bu çorbada böyle bakliyatı bol olsun diyerekten vesaire. Dedik. Aynen, yani bunu zaten onun için seçmiştim. Tamam. Senin erişte de var. Bunu hatta aldık ama dolaptan aç gözlülüğümüz. Yani, evet. Bu mantılık, bunu falan kaldırırız hep burada. Ben burada çorba malzemelerini ayırayım. Özellikle mesela yeşil mercimek. Tamam. Bunu protein olarak kullandık. Eriştemizi kullanacağız. Tamam. Soğanımız mutlaka. Soğansız zaten yemek olmaz, çorba olmaz. Sarımsak mutlaka kullanırız. Tamam. Şöyle kalsın. Bağlayıcı olarak o var. Et suyumuz lezzet verir. Kesin o kadar emek vermişsin. Evet, bir de tereyağımızdan bir kaşık alırız. Tavuğumuzu, unumuzu, bunları kaldırıyorum. Yani ana yemekte bunları tekrar alırız. Hatta burada şeyim eksik. Mesela gördüm orada domates vardı. Bir tane Charleston biber, bir de salça. Evet. Tamam. Var değil mi hepsi? Var hepsi. Salça, domates, biber. Var. Hepsi var. İkisi de mi var? Evet, İkisi de olsa müthiş olur. Yumurtayı unuttun Tahsin Şef. Yumurtayı saymadım. Yumurtayı bir sonraki ana yemekte kullanmayı düşünüyorum. Onlarla unu, yağı ve yumurtayı bir araya getirerek çok güzel bir sebzeleri de toplayan bir tarif yapmayı düşünüyorum. Onu o zaman anlatacağım. Sürpriz olsun. Burada bakliyatlarımız vesairelerimiz var. Böyle dolu dolu bir Anadolu çorbası yapmak istiyorum. Buna da Anadolu çorbası diyorum. Çünkü işte mercimeğiyle, eriştesiyle, sarımsağıyla, soğanın hem besin deposu hem de et suyumuzla birlikte lezzet deposu olacak. Bunlar için ben şunları hatta hemen dolaba kaldırayım. Açgözlülüğüme de almışım bunların hepsini ben. Bunları ana yemekte kullanmayı düşünüyorum. Hem bak çok güzel. Şef asistanı gibi hemen. Evet. Hemen. Bunu da buzdolabına koymayacaksın değil mi? Yok, koymayacağım. Koymayacağım, özür dilerim. Ama bu böyle gerçekten, böyle bir insan var mı hayatında böyle karışan sürekli sana? Var. Kim? Yani annem karışır. Ne burcu anne? Annem Aslan Burcu. Ay net karışırım. Evet, şu an müstakbel nişanlım da Aslan Burcu. Dur ona geleceğim. Şimdi bak burada şey var. Domates var. Bir tane domates alayım ben oraya. Ondan sonracığıma bir tane biber alayım. Salçamız da var. Aynen, bir domates salçası, biber salçasıyla ki biber salçası yeterli bize, biliyor musun? Bunu aldım mı? Bak şimdi bunları aldık. Tereyağı, biber, domates. Ben bunu açayım. Domates salçası. Aa bak bunu da dolaba nasıl kaldırıyorum bunu mesela, konserve kapağı yok. Onu şimdi yani bu böyle açtıktan sonra kavanoza koyup kapatıp böyle kaldırıyorum. Ya da bunu kapak bulamadınız işte aynı kapta kullanmak istiyorsun. Ekstra bir cam kabın yok da bunun üzerine böyle dümdüz yapıyorsunuz her kullandığınızda. Zeytinyağını döküyorsun üstüne, hava almadığı için küflenmiyor. Bu kadar basit. Bir püf noktası. Bunu bilmiyorum. Hemen öğrenmiş oldum. Bak akıl akıldan üstün. Evet canım. O halde Anadolu çorbası için gerekli malzemeleri hemen sayalım şefim. 2 çay bardağı erişte, 1 çay bardağı yeşil mercimek, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet domates, 1 adet sivri biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 su bardağı su, 1 su bardağı et suyu, 1 su bardağı haşlanmış nohut, tuz, karabiber. O zaman bunları böyle, şimdi tahta, bıçak, tencere, tamam. Çok şey lazım. Tamam, hepsi var. Hepsi var. Hadi. Nerede, ben nereden bileyim? Tahsin Şef, bıçağın var mı? Bıçağı, ay bak gördün mü işte. Ben vereyim bir tane. Bakayım bir bıçağına ama zannetmiyorum da benim kaliteli bıçaklarım gibi olacak. Yani şef benim bıçağımı kullanır mı tabii bilmiyorum da. Yok benimkilerin üstünde adım yazıyor da. Zumur. Ben bıçağımı şeyde unutmuşum. Ne oldu? Acıyan gözlerle bakma bana öyle. Azıcık böyle oluyor arada. Ya. Canım ne yapacağım? Heyecandan bugün pandufumu da unutmuşum, onu da unutmuşum. Ben bıçaklarımı rica etsem getirebilir misin? Sabahtan beri arkanı toplamaktan çok yoruldum. Al hadi, al. Teşekkür ederim. Düşünceli. Vallahi düşünceli kız. Düşünceli evet ya. Bak görüyor musun? Kalite. Bunlar hep para. Aldım ama. Şimdi bak. Bunu aldım. Şöyle bak, adım yazıyor. Şimdi her şeyi kesiyor muyuz bundan? Soğanı da, etiydi falan. Evet, şimdi hatta bir tane bıçak var. Tam o sende kalsın. Şimdi bununla elini kesersin, Allah korusun. Ona alışkınsın ya, bir evet. De o muhabbet var. O burada kalsın o da. Ablacığım ben bu soğanı soyarken böyle senden ricam hem şu domatesle biberi bir tamam. Şöyle yıkaman. Bir de böyle bir çay bardağı. Mercimek. Bir parmak az kadar mercimeği böyle küçük bir cezven gibi bir şey var mı haşlayabileceğin tencere? Evet. Onun içine koyup haşlarsan böyle ocağa koysan. Tamam. Neval Hanım bir çay bardağı yeşil mercimeği haşlamak için ölçerken Tahsin Şef de kuru soğanı doğruyor. Tahsin Şef, çok merak ediyorum. Neval Hanım yarın nişanda ne giyecekmiş? Şimdi yarın aldın simli pullu paletli bir elbise. Yok, çok sade siyah düz bir elbise aldım. Yarına ne yapacağım? Yarına tatlı, baklava, yapacağım börek. Derken annem yapacak. Abi bunları biliyor mu? Yemek yapamadığını falan. Yani biliyor hepsini. Ama ya o kadar da yemek yapamıyor değilim yani. Kendin söylüyorsun ama hiç bir şey yapamam. Şimdi kalkıp baklavamı açayım Tahsin Şef. Tam ne yapacaksın yarın mesela? En basit bir şey yaparsa elinden. Baklava var. Ondan sonra ev yapımı ıspanaklı peynirli börek var. Zeytinyağlı dolma var. Ondan sonra zaten yani öyle aparatif. Türk kahvesi yapacak mısın? Yapacağız tabii. Tuz koyacağım mı? Yok koymayacağım. Bu ne hayattan bezmiş aman. Ama niye şimdi tuz koyayım adamın midesi bozulursa ne yapacağız? Bu tuzdan mide mi bozulur? Ama şimdi niye hassas midesi varsa hiç tuzlu kahve içmedi daha önce? Nereden biliyorsun? Bir de ben öyle şeyleri sevmiyorum. Şimdi artık böyle ayrı ayrı işte tuzla şeyle kahveyle geliyor falan gelin. Ben böyle herkese dağıtırken dağıtırım. Ben birazcık şeyim öyle yeni trendlerden çok hoşlanmıyorum ya. Ama eskiden de annemler yapıyor muymuş hatırlamıyorum ben yani. Hani anneme bunu soracağım dur bak aklımdan o. Ne lazımsa oradan yani. Ben diyor tencere alıyorum buradan. Mercimeğe bakacak mıyız? Tahsin Şef, Tahsin Şef. Efendim, efendim hayatım. Bak sana ellerimle Türk kahvesi yaptım. Kahve deyince canın çekmiştir şimdi dedim. Görüyor musun? Prodüksiyon desem var. Buyurun. Yönetmen desem var. Çok yoruldun ama bugün. Bir yorgunluk kahvesini hak ettin bence. Kuştübek kahvesi bir daha. Ya Zumur ya. Yani gerçekten var ya. Senin prova yapman gereken şey ben prova yapıyorum. Ben niye tuzlu kahve içiyorum? Unutma sen de bir damat adayısın şefim. Şimdiden acı kahvenin tadına bak istedim. Bir şey söyleyeyim mi? Yani elinden zehir olsa yenmez. Yani hani ola ki Allah'tan sen istemiyorsun anladın mı? Yani bir ağız tadıyla kahve yapın bari ne olur. Sen bana Zumur dediğin sürece acı sürprizlerin devam edecek. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu adet olarak kalkmalı. Bence de kalkmalı ya. Az önce öyle demiyordun ama. Acı kahveyi içince bu adet kalkmalı demeye başladın. Ama şimdi başıma gelince bir üzüldüm. Değil mi? Değil ben mi? Hiç içmemiştim bu. Benim abim bilerek kahveyi döktü. Şimdi izlerken bilerek değil diyecek. Yengemin kız istemeye gittik. Orada oturuyoruz falan. Masa örtüsü de dantelli. Tabakta böyle biliyorsun o hiçbir zaman yeni gelinlerde şey gelmez o istemelerde. Bardak bübük değişik düşük oluyor böyle evet. Çıkıntılı girintili öyle. Sen masanın örtüsüne taklak devirdi kahveyi. Herkes bilerek yaptığını fark etti ama hala bilerek olmadığını iddia ediyor. Kıpkırmızı oldu ama yemezler abi, haberin olsun. Belki gerçekten heyecanlanmıştır. Öyle bir şey heyecanlanacaksan niye gidiyorsun istemeye? Büyük konuşma Tahsin Şef. Senin de başına gelirse görürsün. Büyük de konuşuyorum, büyük lokmadayım, artık bir evleneyim. Hayırlısı olsun inşallah. Ya ben bir şey söyleyeyim mi bilmiyorum, ben çok soğum o konulara ya. Bir 6-7 sene. Tahsin 24 Şef? Yaşındayım, gençliğimin baharındayım. En az 40 Tahsin Şef. Ne? En az 40 yaşından önce evlenmemelisin. Yok artık. Niye ya? 40 erkek yaşında... için 40 iyidir ya. 40? He. 40'ından sonra buldum. Kaşık ver şuradan. Tatlı kaşığı. Bir yemek kaşığı versen yeter. Kaşığı. Ben şimdi sana bunun içine şeyi koyacağım. Sıvı yağ. Şimdi bunu böyle alıyorum, tereyağını. Böyle ortalama 1-1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Ben bunun içine görüldüğü üzere. Ben bir ocağın başına artık bir geçeyim. Buyurun şefim. Bir şef geldi. Burada doğrama biçirmeyi bana. Bunlarla normal senin yapman lazım. Ay ne kadar muntazam kesmişsin. Her şeyi şefim. Ben yapıyorum ya. Her şeyi. Şimdi bunu böyle koydum. Dur bunu daha hızlı kaynatalım. Şu ocağı alıyorum. Ben bir şey yapayım mı bu arada? Yok canım estağfurullah, otur kahve iç. Ben yaparım, ne şef gelmiş kapına, bir de sen mi çalışacaksın? Şimdi ben güzelce ocağımı yaktım. Tereyağım da eriyor, hatta bu yanmasın diye şurada bir sıvı yağ gördüm, böyle içine. Ortam 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Neden? Tereyağı çabuk yanıyor ya. Evet. Onu istemiyorum, bir kavurma işlemim var çünkü. Buradan böyle onları ben senden alayım. Buyurun şefim. Hemen böyle içine boca edeyim. Bu arada soğan, biber ve domatesi aynı anda koyuyorum. Sebebi de şu, domates normalde sonradan ilave edilir ama ben burada lezzet amaçlı koyduğum için domatesi pek bir önemi yok sıralamasının. Hemen tenceremin içine gireceğim. Şöyle güzelce, elimi de kullanarak el lezzeti de geçsin. Bunu güzelce burada kavuracağım. Ki böyle eriyene kadar pişsin. Şimdi bu sırada senden şu 2 sarımsağı hemen şey yapar mısın orada? Evet. Ben onun için de yapıp hiç fark etmez. 2 diş sarımsak içerisine koymak için. Tahsin Şef, bir de böyle nasıl tık tık doğruyorsunuz ya, onu nasıl yapıyorsunuz ya? Sarımsak mesela öyle doğranmaz. Sarımsağı doğruyorsun ya, bak bu böyle kavrulurken geliyor. Çok havalı değil mi? Vay, bak onu şimdi ben sana öğreteyim, sarımsak nasıl doğranır. Bunu alacaksın, böyle başına tuzu koydun. Doğramayacaksın. Sarımsak doğranmaz, ezilir. Bak aldım bunu. Böyle başına vurdun. Sonra böyle eze. Bunun aroması böyle çıkacak. Öyle mi? Bak çok güzel bir şey öğrendim. Hiç bilmiyordum gerçekten. Tahsin Şef'ten bir mutfak sırrı daha. Evet. Arada böyle gerçekten tatlı dilin, güzel yüzün diyorum. Böyle zumurluğun ortadan bir anda kalkıyor. Bak bu çok güzel oluyor. Bu arada oldu. Bak suyunu da çekti, şöyle de göstereyim. Ha bir de o tavada böyle atıyorlar, o da çok havalı oluyor. sen sadece aşçıların tava sallaması ve bıçak tutuşuyla alakalı. Bak görüyor musun? Gördün mü kıvamı? Evet. Suyunu gayet çekti. Ortalama yarım, yani bu ne kadar koyduk? Bir parmak az koyduk çay bardağından. Bunun 4 katı kadar su çeker. Hani 5 katı kadar su çeker aslında ama bir de çorbada kaynayacağı için ne yapıyorum ben? Çektiği suyla, yani demleme gibi bütün suyunu çekti. Hop bunu alıyorum, çorbamın içinde kavurmaya atıyorum. Nasıl mı? Hop. Böyle. Hop süper. Aynen öyle. Lezzet cümbüşü. Bir şey diyeceğim, dondurucuda böyle bakliyatın var mı, böyle donuk? Nohutum var. Getir bir, o biraz da ondan koyalım. Al sana bakliyat cümbüşü bak. Şu anda çok takdir ettim seni şefim. Ama sadece şu anda. Şu anda. 5 dakika sonra? Şöyle şefim. Al arada böyle. Bu Şimdi dur. Bundan böyle bıçağın tersliği. Çok da kullanmayacağım zaten. Şöyle elime geleni. Bakın vurdum. Hepsini kullanmaya gerek yok. Nohut böyle çok çabuk çözüldü zaten. Dolu dolu Anadolu bir çorba oluyor bu arada. Harika oluyor ya, elinize sağlık. Her yöreden her lezzet var. Olmaz mı? Yöreden var, lezzet var. Bir de ben varım yapan. Evet. Harikayız. Ama şey değil mi? Yarım saattir kendimizi övüyoruz. Salçayı sonra mı koyuyoruz? Şimdi koyacağım. Şu ısıyla bu da çözüldü. Salçasını ve suyunu vereceğiz. En sonda eriştesini koyacağız. Bu böyle ya. Buna şimdi bak et suyumu koyayım. Bu buna böyle. Eridi de. İçinde zaten dipten böyle beklerken eridi. Hem o erisin. Yani isterseniz 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası koyabilirsiniz. Şart değil. 1 yemek kaşığı domates salçası da sizin işinizi görür. Tereyağını kaldıralım mı Tahsin Şef? Kaldıralım onu şimdi ana yemek için, ana yemeğe geçeceğiz. Tamam, şunun suyunu verelim. Diye dedim. Dondurucu atalım hatta onu çünkü ana yemekte, bu arada karar verdim ana yemeğe, size böyle kendi kafanda düşünüyorsun Tahsin, bize bir şey söylemiyorsun demeyin. Sonunda meraktan öldük burada. Eminim buna, eminim, en çok da senin merak ettiğine eminim ama şöyle bir durum var, kiş yapmayı düşünüyorum. Bir tart hamur tutacağım. İçerisine de böyle evde dolabında köşede kalmış ne var ne yok bir sebzelerle güzel bir sote yapıp tavukla bunu lezzetlendireceğiz. Kremayla, yumurtayla bağlayıp fırına atacağımız şahane lezzetli bir tarif vereceğim. Ama ne zaman? Şu çorbanın suyunu verip şehriyelerin yanına koyduktan sonra. Bence çorba yandı. Hayır, cızır cızır ediyor. Lezzet bu, aroma. Aroma, oh suyu da çıktı bu et suyunun. Allah. Bak lafa daldık, tencerenin kenarını hafif yaktık. Bak görüyor musun? Normalde olmaması gereken şey. Ha, bu arada çok güzel oldu. Ben buna şimdi bir de tuzunu, baharatını vereceğim. Tamam. Şehriyesi içinde, bunu hepimize söyleyelim hatta. Suyunu koydum. Lezzetlendirmesini yapacağım tuz ve karabiberle birlikte. Ardına içine koyacağım şehriyeyi de yanına koyacağım. Ocaktan almayı yakın 10 dakika kala şehriyeyi içine atacağım ve üstünü kapatacağım. Ben bu sırada burayı toplayayım. Ana yemek için malzemelerimi buraya çıkartayım. Birbirinden şahane yemekleri yapmaya devam edelim. Çünkü çok güzel tekniklerim var ve bunları sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çorbanın kokusu tüm evi sardı. Çok mis gibi. Kuzum helal olsun ha. Vallahi. Ardından bir de üstüne biz burada ana yemek malzemelerimizi hazırladık. Hı hı. Bu arada ben siz görmediniz, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber attım içine. İsteyen çorba piştikten sonra üzerine tereyağıyla pul biber yakıp acılığını arttırabilir. Ben acı tercih etmediğim için, daha doygun bir çorba olacağı için acı koymadım. Bilginiz olsun. Şimdi ana yemeğe geçiyorum. Ana yemekte ne yapacağım? Bir kiş. Bu kiş nedir diye soracaksın. Sen sormadan ben söylüyorum. Kiş dışı tart hamuru olan, içerisinde böyle sebzeleri, tavuğu, jambonu, artık evinizde ne varsa değerlendirebileceğiniz çok toplayıcı bir hamur işi aslında. Ana yemek olarak da verilebilir, çay saatinde de servis edilebilir, bir tabağın yanında 5 çayına da gidebilir. Hani bu aslında sizin artık nerede pişirmek istediğinize bağlı bir durum ama çok toplayıcı bir ürün. Bu sebeple bence evde öyle arda kalan sebzeleriniz vesaire olduğunda denenmesi gereken, mutfağın olmazsa olmaz ürünlerinden, Fransa'dan bize gelen ve bizim de böyle evire çevire yaptığımız çok da güzel lezzetli bir tarif. Şimdi ne yapacağız önce? Evet. Hamur ve iç malzeme olarak ikiye ayrılıyor bu tarif. O halde hiç vakit kaybetmeyelim ve sebzeli tavuklu kiş için gerekli malzemeleri sayayım. Hamuru için 150 gram tereyağı, 300 gram un, 1 adet yumurta beyazı, 1 yemek kaşığı soğuk su, iç malzemeleri için 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet yeşil biber, 1 dal pırasa, 4 adet tavuk göğsü, kaşar peyniri, 1 paket krema, sıvı yağ, 1 adet yumurta. Üzeri için kaşar peyniri, tuz, karabiber. Yapması çok pratik. Hatta hamuru o kadar pratik yapacağız ki tart hamuruna yakışır. Çok güzel bir püf noktasıyla hemen o malzeme pişecek ya. Bu evde de hamur pişecek. Pişirmedin ya. Pişirmedin mi yani? Ya şu fırını kaç kere çalıştırıyorsun? Vallahi toplasam 10 kere falan çalıştırmıştım. 2 senedir bu evde oturuyorum. Çocuğunuza kek de mi yapmadınız hiç Neval Hanım? Kek yapıyorum sadece. 10 kere mi yaptın çocuğa kek sadece 4 senede? İşte yani genelde dediğim gibi anneanne oldu. Dur şimdi onları da konuşacağız. Ben şu tavuğu yine bir dolaba atayım şu malzemeyi yapana kadar. Çünkü tavuk biliyorsunuz çok böyle hemen nazaniyaza gelmeyen bir ürün. Soğukta tutmak her zaman ideal. Tavuğu nereye koyacağını şaşırdın Tahsin Şef. Bir buzdolabına koyuyorsun, sonra çıkartıyorsun, dondurucuya koyuyorsun. Bir karar versen iyi olur. Şef olan benim, Zumur. Bunun kararını ben veririm. Bana bir daha sakın bu konuda karışma. Zumur'a da yaranamadın. Hiç. Yaranamazsın ki. Mümkün değil. Duyuyorsun. Hazır da cevap. Şimdi bak, bunlar da böyle, bunlar bozulmaz. Dolaba koymuyorum bunları Zumur'cum. Böyle yanıma alıyorum. Sonra bunu alıyorum buraya. İçini açıyorum. Bak pratikliğe bak. Şimdi tart hamuru öyle ele, sıcaklığa, naza, niyaza gelen bir hamur değil. Hı hı. Buz gibi tereyağını kullanacağız. Bir de bunun 2 katı kadar un kullanacağız. Tamam. Bunların hepsinin içinde bunu böyle hemencecik karıştıracağız ki kendini toplasın, el ısısıyla yağ erimesin. Bu da bize kıyır kıyır, lezzetli. Kıyır kıyır ne diye soracaksın, sor. Hadi sorayım. Ne demekmiş kıyır kıyır? Böyle ağızda dağılan, attığınızda yumuşacık olan, böyle ne bileyim yani o kurabiye atarsın ağzına evet. Bir anda bütün ağzının içine yayılır ya. Oh, hem de hamuru taşıyacak falan. Yani o kadar özelliği var ki yemin olun bana verseler bu kadar özelliği başka bir şey konuşuyorduk şu an. Şimdi bir hemen kaşık alayım şuradan. Yani tartmamız falan gerekecek mi onu? Burada şef var. Yani. Ben şimdi burada 150 gram diyorsam bu 150 gramdır. İnanmıyor musun? İnanıyorum. Teşekkür ederim. Önce unu koyuyorum. Bunun sebebi de yağ hemen bıçağa yapışmasın diye kabın dibine böyle unları atıyorum şöyle. Şimdi tereyağını koyacağım ya, bak şimdi hemen söylüyorum ölçüyü benim şimdi. Hop attım. 150 gram tereyağı var burada. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. 150 gram tereyağı. 150 gram tereyağı. Ardından 300 gram un. Ben bunu ayarlarım. Çünkü ben yıllardır mutfakta çalıştığım için. Tamam. Göz kararı diye bir şey var. Biz o zaman bardakla ölçeceğiz, tartacağız. 150 gram un, 2 su bardak tepeleme una denk gelir. Tartmak garantidir. Bir bilgi daha. Beleş evine bilgiler veriyorum ya. Ben tartı kullanmayı da çok severim. Var mı evinde tartı? Eğitimden dolayı var, evet, yani yemek tartısı. Kız ayağını bastın tartıda yemek ölçmeyesin. Aşk olsun şefim. Hayır, 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 hayır. Hayır, duydum, duydum, hayır. Tartalım diyorsun. Tamam ama şöyle tartacağız. Kız ne çıkartıyorsun? Önce darasını almamız lazım. O yüzden bak, uğraşıyorum, sizin için uğraşıyorum. Bir su bardağı 150 grama denk geliyor demiştin ya şefim. Asıl o su bardağının darasını alman gerek. Ama o su bardağı, bu su bardağı. Dur, dolduracağım. Sus sen. Bakalım kim haklı çıkacak? Gerçekten de Tahsin Şef'in iddia ettiği gibi bir su bardağı 150 gram mı? Ay çok heyecanlı. 52 oldu. Aldım 2 gramını geri. Alamadım 2 gramını geri. Ne olmuş oldu? Ay gerçekten var ya. Bravo. Gördüğünüz tepeleme su bardağı 150 gram un alıyormuş. O yüzden şu ağızdan çıkan her şeye ne yapıyoruz? Tamam tamam, inandım. Desem de inanmayın. Bence bu bir tesadüftü. Gözler gördüğünü inkar ediyor ya. Bak şey varmış bizde. Birine şimdi iftira atmayın. Gördüğünüz şeyi de böyle 3 kere gözünüzü ovuşturun ovuşturun bakın hani. Yani yine gördüm demeyin. Gözünüzü ovuşturun 3 kere bakın diyormuş ya. Bu 8 kere de ovuştursa gözüne yine inanmayacak bana, bak ben sana söyleyeyim. Aa, bu arada bak. Çorba oldu arkadaşlar. Bu dursun burada. Gel. Sen sakın bana güvenme bu konuda. Tahsin sen bir şey yapma, tamam. Tamam. Kek yapmayan kadından. Bak şimdi. Bu çorbanın kıvamını şöyle nereye gösterebilirim? Şöyle fıkır fıkır kaynıyor. Bak şimdi. Bak böyle bir hamur haline geldi. Oh. Pratik oldu ya. Bunu bir streç film alacağız senden şimdi. Streçin tamam, nerede? Şurada mı? Filmde. Silikon tabancasının yanında. Genelde dolapları kapatıyorum. Yükselenin ne? Yükselenim. Ay hiç bilmiyorum ben yükselenim ya. Tam boş. Bence de. Şimdi bunu bunun içine alıyorum. Rondonun içindeki tart hamurunu biraz da eliyle yoğuran Tahsin Şef ardından hamuru çıkarıp buzdolabı poşetine yerleştiriyor. Şimdi böyle bak incecikte şey yapıyorum ki bunu çabuk şey yapsın diye. Böyle hemen alın. Merdane de kullanabilir. Ne şimdi açmayacağım zaten şey yaparken tamam. Kullanacağız onu. Şimdi şöyle ben bunu dondurucuya attım. Sen sebzeleri doğrayayım istersen. Sen şimdi biberleri yıka. Tamam. Ben şunları hızlı hızlı doğrayayım. Hatta şunu da çöp olarak kullanayım. Hazır yanmış leğenini. Kaşarı rendeleyeceğiz mi şefim? Evet. Sen oradan kaşarı da rendeleyeceğiz. Renden var mı? Rendem de var. Tamam, evet. Da çıkartırsın o zaman. Neval Hanım kaşar peynirini önceden parçalara ayırıyor. Ardından ilk defa kullandığı rende makinesine yerleştiriyor. Makineyle rende yapmak ne kadar da kolay görünüyor. Aa çok güzel doğramadı mı şefim, baksana. Tabağın içine yerleştirin isterseniz Neval Hanım. Bak rendeyle ilk tanışmanın böyle olması ne kadar kolay. Bak 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 bak, kendimi geliştiriyorum. Kıracağım. Ya ben çok bulaşık çıkartıyorum mutfakta. Bunların bir püf noktası falan nasıl olur hiç bilmiyorum. Bunun püf noktası bulaşık çıkarmamak. Toplu çalışmak. Bir de şey yapmayın yani aynı kabı mesela her seferinde yeni kap pisletmek yerine elinizdeki, şimdi biz işte detaylı göstermek için mecburen ayrı ayrı kaplara koyuyoruz ama az önce benim yaptığım gibi önceden böyle ıslak bir kabı hemen suyunu alıp üzerine kullanabilirsiniz. Sonuçta mutfakta hep beraber hijyenik ortamda yemek yapıyoruz diyebiliriz. Sonracığıma bana tuzu uzatır mısın azıcık oradan, şu sarımsağı izleyeyim. Şimdi sen son şeyi veriyorsun. Aa bir şey diyeceğim. Çocuğun hayali hedefi var mı? Oğlumun mu? Evet. Daha 4 yaşında ama. Ama ne bileyim hani böyle çocukken de şey oyuncaklarının yönlendirmesini düşün mesela, atıyorum. Bu yapbozlarla falan oynuyordur mesela. Oynuyor, derse evet. Ki mimar olacak. Yani şey, resim çiziyordur, ressam olur. Tır şoför olabilir. Pilot olabilir. Benim babam tır şoförü. Evet yani çok şeylere hevesi var. Böyle şoförlük, araçlara. Ondan sonra pilotluk, tur şoförlüğü. Sokakta çok oynuyor mu? Sokakta çok oynayamıyor maalesef. Evet. Oynatın çocuklarınızı sokakta. Ya işte çok sokak çocuğu değil artık şimdiki çocuklar maalesef. Benim evim bahçeli, anneannesinin evi bahçeli. E tamam işte buna rağmen oynamıyorsa bu çocuk apartman dairesinde yaşayanlar ne yapsın? Yani orada oynuyor işte, onu demek isteyecektim. Tahsin Şef, sen küçükken tava tencereyle mi oynardın? Ben var ya, ben çok maymun iştahlı bir insandım. Ben yemeği seçene kadar ne badireler atlattım da en son buna karar verdim. Aa, nasıl oldu anlatsana. Çok merak ettim. Şöyle hemen anlatayım meraklı Melahat. Ben şimdi çocukken ilk başladığımda tiyatrocu olmak istedim. Sonra babam dedi ki taklit etme. Olurmuş ama şefim senden. Teşekkür ederim. Pardon. Dur bir anlatayım. Taklit etme, taklit edilecek durumu düşersin dedi. Ondan sonracıma dedim ki ben işte olmadı baba istemeyince. Sonra dans ettim. Çok kıvramdır. Onu da istemedi. Hani bu dedi işte sallanarak olacak iş değil dedi. Liseye gittiğim dönemde de bu sefer şey yaptık. Neden ona? Ben böyle annemin yoğun bir ağır bir hamilelik süreci olduğunda mutfağa girmek zorunda kaldım. Yani kalkmıyordu, düşük tehlikesi yaşıyordu vesaire böyle. O yüzden hiç hareket etmemesi gerekiyordu. Öyle olunca da böyle üniversiteye hazırlan, eve gel bulaşık yıka, yemek hazırla ki bu da şey hani başlangıç ana yemek tatlı gibi süreç. Çünkü kendimi bir şekilde ispatlamak evet. Ve yapmak istiyorum ve keyif aldığımı da fark ettim. Babam ilk defa bana tebrikle alakalı cümlesini söyleyeyim. Eline sağlık. Bana karşı olumlu tek cümlesiydi. Hani mesleki anlamda. Çünkü ilk defa babamdan olumlu bir şey. Hep bu olmaz, bunu yapma, şöyle mi olacaksın, soytarı mı olacaksın derken bir anda böyle aa oğlum sen bu işi yapıyorsun, niye meslek haline getirmiyorsun dedi. Bak Zumur senin bile gözlerinde oldu. Neyse ondan sonracığıma olay böyle gitti. Ben de bu sefer bundan keyif aldığım için buna yöneldim. Ki İşte yarışmalara katıldım, orada bunu yapabildiğimi fark ettim falan. Varyansı sonuç burası. İyi ki sonuç burası olmuş şefim. Yoksa biz şimdi kapı kapı kiminle gezip yemek yapacaktık. İşte şu. Parmağımı doğrarsam var ya. Ay bayılıyorum ya. Bak şimdi. Ya ben bunu yapabilecek miyim? Nasıl yapabilirim? Bunu yapmana gerek yok. Bak şef ayağına gel. Böyle benim ekmeğimle mi oynayacaksın? Ama şimdi sen bugün geldin. Ben yarın nasıl yapacağım? Şöyle düşün, bundan önce de yapmıyordum. Ama hiçbir zaman yapmayacağım anlamına gelmiyor bu. Öyle yani. Bir şey diyecek. Ben bunu da yaparım. Neyi? Soğanı rendelenmez soğan. Öyle mi? Soğan acısı çıkardı. Yani her şey tabii ki de rendelenir de her şey de rendelenmez. Şimdi bak bunu doğradık. Tuzu verdin mi sen bana? Verdim. Aa, vallahi helal olsun. Kaya tuzu falan da var istersen, deniz tuzu, kaya tuzu. Bu kadar yemek yapmayayım, evinde bu kadar malzeme olmasına geldim geleli hayret ediyorum. Bir de üstüne kaya tuzu falan diyorsun, şoklar içerisinde. Evet. Yani gerçekten helal olsun. Niye aldın onu peki? İşte ben... Havalı duruyor. Soğurucu yaptım bir dönem. Soğurucu? Evet, 3 gün hiçbir şey yemedim. 3 gün. Evet. Hiçbir şey yemedim. Sadece su içtim, kahve içtim, çay içtim, maden suyu içtim. Yani onda oldu da vücuttaki işte magnezyum, sodyum eksikliklerini gidermek için kaya tuzu öneriyordu doktorlar. Ben de o sebeple kaya tuzu, deniz tuzu karışımı sular yapıyordum kendime. Bunu sana doktorunu vermesinin sebebinin ne olduğunu sordun mu doktora? İşte vücuttaki sodyum. Sodyum artı su tutma özelliği. Şimdi sen sadece sıvıyla beslendiğin için elin çalışsın diyor bana oradan yandan yandan. Ondan sonra sen sadece suyla beslendiğin için vücudunu bu suyu tutması gerekiyor. Dur ya. Yani şey... Dur hele bir düşün. Zevkli zevkli doğru. Şimdi bu ne biliyor musun? Pırasa. Zumur. Böyle pırasa. Nasıl keyif alıyorum Allah Allah. Ay bu çok güzel. Zumur olduğunu düşünerek mi çok güzel dedin? Hızlı kesiyorum. Hızlı kestiğin için. Teşekkür ederim. Harika. Ondan sonracığıma dur hemen anlatacağım. Katalizör diyordu. Heh, katalizör özelliği. Tuzun yani aslında tuzdan uzak durun diyoruz ama vücuda düzenli bir oranda tuz girmesi gerekiyor. Çünkü vücudunuzdaki suyu tutması gerek. O yüzden develer kaktüs yediğinde hörgüçlerinde su birikir. O su biriken şey aslında o tuzlu sudur. Çünkü onu tutar vücudu ve uzun dönem o suyla devam edebilir. Ardından şöyle bir durum var. Sen de gıdayla beslenmediğin için vücudunda hani şimdi gıda artı su eksikliği zaten tansiyon ve şeker hastalığı. Yani bayılırsın yani ayakta kalamazsın 3 gün bir şey beslenmeden. O da onun için suya, tuz takviyesi istemiştir. Senin vücuduna o tuz bir şekilde girmesi gerekiyor, evet, çünkü. Evet, o açıdan önemli. Ya çünkü şey dedi, 2 günden sonra, 24-48 saatten sonra vücuttaki su direkt böbrekte tutuluyormuş. Doğru. O da sağlık için tehlikeli olduğu için hani tuzlu su, alkali su yapın. Alkali su. Ben de fazlasını biliyorum. Anlıyorum bu işlerden. Tabii ilgi alanı, evet, dikkat etmen gerekiyor. Ama işte şey çok güzel bir şey. Mesela sevdiğin, istediğin bir şeyi araştırman önemli bir şey. Evet, böyle şeylere ilgiliyimdir. Şimdi şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Bilmiyorum. Artık bir şey deme zaten. Lütfen biraz ellerin çalışsın. Bak saat kaç oldu? Benim hiç acelem yok. Ya ben ikizler burcum. Otur şu dağlarım, haberi yok. Haberi yok yani. Bak şimdi. Şurada hızlı hızlı doğrayayım ben bunları. Bence artık şunun şeyine geçelim. Çok haklı o konuda bak. Yani kızamıyorum da. Sabah beri buradayız. Şimdi bunları doğradık. Ocağımıza böyle geniş, böyle dibi yapışmaz, yanmaz bir tava istiyorum senden. Tencere de olabilir bu. Bu uygun mudur? Olur olur. Bu süper olur. Tamam. Bak bunu aldım. Aa, ama sen öyle çalma. Ben oynarım. Abla nereliydin sen? Trakya'dayız işte. Burası Trakya değil mi? Evet, burası Trakya. O zaman kapı gıcırtısına. Hadi bakalım. Daha güzel çalarım da. Karadeniz olduğunu emin misin? Bunu bir sudan geçiririz artık. Boş ver, tamam hadi. Helal olsun şefim. Ne güzel çaldın öyle. Ben yetenekliyim. Hiç göstermiyorsun ama. Arada. Böyle tatlı tatlı arada. Öyle her zaman olmaz. Şimdi bunun altını açtım. Çorbayı ocaktan aldım. Çorbayı ocaktan almamın sebebi zaten ben önceden kapatmıştım. Altını kısıyorum. Ben ne yapayım? Tavukları halledeyim mi? Şey yap ya. Jülyen. Jülyen. Parmak parmak. Tamam. Ama şu parmak. Bakayım parmaklarına. Tam o parmak. Şimdi ben böyle buraya biberi, pırasayı, soğanı, sarımsağı koydum. Çünkü elimde bu sebzeler vardı. Siz evdeki olan sebzelerle muadil sıralamaları zaten sebzelerin biliyorsunuz pişmişsin Tahsin işte. Tahsin şefim. Efendim? Bu tavuklar oluyor mu? Ablacığım bir parmağını çıkar. Az önce sordum. Bir de tavuğu eline al. Yani... Kafam dağıldı ondan. Kafam dağıldı. Nasıl doğramış? Nasıl doğramış? Kuşbaşı doğramış. A, tamam şimdi jülyen'e çeviriyorum. Teşekkür ederim. Vallahi heyecanlandım ya, kafam dağıldı. Hayır, jülyen'i bilmek zorunda değilsin ama bilmiyorsan sor. Ki sordun söyledim. Sordum hemen. Hani baktın takıldı, şunu yapacaktın o kadar. Ya biz bunu aslında kasaba götürüyoruz, kasap doğuruyor. Tavuğu mu? Evet. Tahsin şef, kasaplar tavuğu kuşbaşı doğrar mı? Vallahi ben doğrattırıyorum. Bana niye soruyorsun ki? Bak. Ama bulmuş iyiliz. Helal olsun. E şimdi çalışan kadınlar, gezen kadınlar, yemek yapmayı sevmeyen insanlar. Hani adamlar için de aynı şey geçerli bu arada. E bak doğratabiliyormuş. 1 lirasını 2 lirasını fazla veriyor demek ki, doğru. Vallahi çalıştığımız için şefim pratik olmak zorundayız. En pratik şekilde. Hiçbir şey olmazsa da ben kendim doğrayıp nerede çalışıyorum? Ben mi? Özel bir şirkette çalışıyorum. Özel bir şirket. Haftanın kaç günü? Haftanın 5 günü çalışıyorum ama... Nerede? Yani 3 gün evdeyim, 2 gün ofise gidiyorum. Çalışan bir kadınsın yani. Evet ama öyle deme. 3 gün evdesin. Evde daha fazla çalışıyorum. 2 gün işe gidiyorsun. Ama işte insanlara nedense öyle geliyor da evden daha çok çalışıyoruz biz. Tavuğu doğuracak vaktin yok. Bazen öyle yoğun günler oluyor ki. Çocuğa sabah burada kahvaltı bile ettiremiyorum. Benim babaannem beşiğin ipiyle böyle bağlarmış. Çocuğun birini öbürünü öbür tarafa bağlarmış, böyle sobaya kadar gidene kadar ipler. Sobaya kadar gidecek ip mesafesini bırakırmış, tarlaya gider, bahçe yaparmış. Bir de doğum yapmak için eve gelir, doğum yapar mı tekrar tarlaya gidermiş. Hey maşallah. Biz o eski kadınlar gibi olamayız canım. Onların eski kadınlar gibi olmadılar, o kadar istemem ama tavuğunu da kendin doğrar. Tamam doğruyorum yani, en kötü doğrattırıyorum. Sorun zaten. Bugün iyi güldüm vallahi Tahsin şef. Canın sağ olsun, biraz hızlanman lazım. Ben orada şu hamuru açayım artık. Çünkü bu ağırlıkla gidemeyeceğiz. Çünkü bütün işi ben yapıyorum. Aşk olsun ama yani. Şaka yaptım. Bulaşıkları yıkarsın. Bence şu an gayet önemli bir iş yapıyorum. Hayat Mehmet meselesi. Evet. Yani yıllardır sen kasaba doğrattın tavuğu, gel gün görkün işte evine şef gelsin sana doğratsın. Olacak iş değil. Ben diyetlerimde çok kullanıyorum tavuğu. Nasıl kullanıyorsunuz mesela? Yani genelde... Mantar, sote. Böyle bu şekilde yapmayan, gerçekten şaka bir yana. Kasaba da yaptırdığımız oluyor da. Yani bu şekilde de yapıp buzluğa da atabiliyorum çiğden. Bak hamur dondu. Biz tavuğu doğrayana kadar hamur dolapta dondu. Ben dedim ama. Bir de özür dilerim. Ben sana dedim ama. Özür dilerim. Nasıl çözeceksin şimdi onun buzunu? Isıyla. Mikrodalgaya koysak biraz. Mikrodalga sevmiyorum. Tahsin Şef'in bununla ilgili mutfakta bir bildiği vardır. Alın size püf nokta. Nasıl yaptın şefim bakayım? Bak şimdi alıyorsunuz bunu. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere değil, çelik bir tencere. Hiç fark etmez. Dibi kalın olsun. Bunu bunun üstüne böyle tezgah mermer üstüne koydunuz. Üstüne de bunu koydunuz. 5 dakika sonra çözülecek bu. Tut dakikayı. Nasıl olacak o iş? Nasıl çözülecek ben merak ettim. Bu çabuk ısı alan bir ürün. Mermer de çabuk ısı alan bir ürün. Evet. Arasında da hamur var. Isısını hemen bunlara verecek. Hemen çözülecek. Diyorsun. İnanmıyor musun? Bana hiç inandırıcı gelmiyor. Ben de inanamadım bu sefer. Tamam 5 dakikayı tutturdum. 5 dakika sonra bakacağız. Munzur'la aynı fikirdeyim ilk defa. Kadın da orada var. Üzülüyor sonra burada. Anlatıyor bana diyor bana Munzur dediler diyor. Zumur. Zumur. Hakkını yedirtmem. Yedirtmem, ben yerim diyorsun. Affedersin Zumur. Yani biz birbirimizi böyle iteriz, kakarız, şey yaparız ama burada baktığında ikimizin dışında da kimse bir Allah'ın kulu ne bana ne ona laf edemez. Niye bu kadar gaza geldim hiçbir fikrim yok. Ama arada savunasım titriyor işte. O tavuk bugün biter mi Neval Hanım? Bitecek. Benim bıçakla kessene testere gibi iki bir geri. Haraç örme gibi. Elimi keser miyim acaba diye. Sen kullanma dedin ya şefim. Kullan ama parmaklarına dikkat et. Of ne güzel kesiyor. Aa siz solak mısınız? Evet. Neval Hanım tavuk etini jülyen doğrarken Tahsin Şef de tart hamurunun buzunu iyice çözmeye çalışıyor. Oh. Hamurumuzu ısıttık. Sen onu güzelce kavuruyorsun ya. Şu tavukları da onun içine at istersen. Güzelce. Ben de yağlı kağıdın nerede? Burada mıydı? Yağlı kağıdım. Yağlı kağıdın arasında 2 tane. Hop bunu açacağız. Tavuk böyle karıştırılır mı şefim? Yani harlı ateşte aslında bir karıştırılmaması lazım ki su salmasın. Şu an harlı ateşte biraz beklesin o. Kendi mühürlensin. Mühürlenmek mi oluyor? Aynen. O çünkü içindeki suyu salarsa hamuru da ıslatır. Karıştırmıyorum o zaman. Aynen. Bırak onu gel öyle. Merdaneni ver bir de bana istersen. Merdane. Ha. Buzu çözülen tart hamurunu 2 adet yağlı fırın kağıdının arasına koyan Tahsin Şef merdane ile hamura son şeklini veriyor. Ev sahibimiz Neval Hanımsa jülyen doğradığı tavuk etini pırasalı sebze harcının içine ekleyip karıştırıyor. Bakalım bu sefer Tahsin Şef'ten aferin alabilecek mi? Bak bunu böyle kalıbın içine güzelce... yayıyorum tamam mı? Tamam. Daha buralarını böyle düzeltelim ki sonra kalıptan çıkınca da. Nedense böyle kafamda, zihnimde bunu böyle bir kapayacakmışız gibi kaldı. Ne o? Ya hamuru üstüne. Öyle hayır, bir şey yok. Ha, böyle bu şekilde. He, tamam. Fırını önceden açmam gerekiyor mu? Ne? Fırını önceden açmam gerekiyor mu? Isıtırsan iyi olur. Tamam. Kaç derecede? Kaç derece? 200 derece. Aşk olsun şefim o kadar kek yapıyoruz. 200 derece mi dedin? 200 derece kafi. Tamam. İçinden tepsileri çıkartmam gerekir mi? Yok kalsın onu yansın da sabaha kadar. Fanlı fırın mı? Fanlı 200 derecede. Tamam. Tepsileri içinden çıkarman tabii ki de gerekiyor. Ama işte tam bu noktada hayatlarınıza giriyorum. Tam bu noktada hayatlarınıza giriyorum, evlerinize geliyorum, dolabınızdaki malzemelerle şahane yemekler yapıyorum. Yapmıyor muyum? Yapıyorsun şefim harikasın. Eline koluna sağlık. İyi ki geldin. Allah razı olsun. Ha gayret Tahsin Şef başaracaksın. Evet ya bayağı uğraştırdım. Ya 2 şekilde de yapılabilir de şöyle güzel ve nizami bir şey olsun istiyorum. Bir de akşam misafirler ağır. Anne baba yıllarca ellerinden lezzetli yemek yemişsin. Kadınlar bir gururlu yemek yesin akşam bu ev. Sayende şefim. Şimdi senden bir bakliyat istiyorum. Bunu fırına atacağız ya. Ağırlık. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bakliyatı koyacağız içine. Ağırlıklı pişirme yapacağız. Ağırlık olsun diye. Evet. Tamam. Ağırlıklı pişirme ne demek? Bu ağırlıklı pişirme dediğimiz şimdi bu hamuru böyle rondodan çektik ya. Bu un yağ arasına karıştı. Bu sonra fırında kabarmasını istemiyorum ki böyle kıtır kıtır bir hamur olsun. Şefim. Bu sebeple nasıl koyacağız bakliyat üstüne? Böyle ya bir kapla mı koyacağız yanmaz bir kapla mı yoksa bakliyatın kendisini mi koyacağız? Bakliyatın kendisini koyacağım yağlı kağıtla birlikte. Şimdi dostlar, hanımlar, baylar kim izliyorsa bizi. Hamuru böyle güzelce buraya yaydım. Kenarlarında şöyle bir şerit haline getirdim. Ardından bunun altını şuradan bir çatal yardımıyla püf nokta. Kaydedin bunları. Evet, çatal yardımıyla böyle güzelce her yerini deliyorum. Neden çatalla deliyoruz? Bu hamurun hava almasını ve kabarmasını, buralardan hava alacak, kabarmamasını sağlayacak. Çünkü biz poğaça değil, tart hamuru yapıyoruz. Kabarmasını istemiyoruz ve pişmesini istiyoruz. Bir üstüne ağırlıklı pişirmeyle bir 10-15 dakika fırında pişireceğiz. Şöyle her yerini deldik, gördün mü? Her yerini. Evet. Sonra bir daha fırına atacak mıyız bunu? Tabii. Önce bununla birlikte şimdi o mercimeği dök bunun içine. Bu arada şimdi şey düşüneceksiniz, aman bu mercimek ziyan oldu, zebil oldu, şöyle oldu. Hayır, bu mercimeği dök hepsini. Direkt aklıma o geldi şefim, sorun. Dedin ki bu kadar mercimek ziyan oldu. Hayır efendim, siz ne zaman bu tarifi yapmak isterseniz o zaman bunu her seferinde bu teknikte kullanabilirsiniz. Bence bu tekniği kullanmak için evinin bir köşesinde mutlaka böyle ağırlıklı pişirmek için bir kez kullandığınız bir bakliyat olsun. Bunu sakın çöpe atmayın. Her defasında bunun üzerine koyup fırına atıp kullanabilirsiniz. Bu da aslında bir nevi mutfak ekipmanı gibi bir şey haline geliyor. Hı hı. Çünkü bunu yani bugün yapacağız, bence çok seveceksin. Sonra yapmak isteyeceksin, tekrar bunu kullanabileceksin. Peki bunu daha sonra yemek olarak kullanamaz mıyız mercimeği? Olmuyor mu? Artık pişmiş mi oluyor yani artık? Hani kavrulmuş bir mercimek gibi olmuyor mu? Olmuyor. Fırın ısınmış mıydı Tahsin Şef? Isındı o. Isındı. Bak gel tut. Köşeleri yanmaz değil mi şefim? Ne? Yağlı kağıdın. 10 dakika öyle duracak. 10 dakika sonra onu alacağız, öyle pişecek. Tamam. Sonra içerisine bu buraya koyduğumuz ama senin unuttuğun tavuklarımız var ya. En son üstüne kremayla kaşarı mı koyacağız? Şimdi bunlar böyle güzelce burada pişecek hepsi. Evet. Sonra buradan ocaktan aldıktan sonra yumurtasını, kremasını, kaşarının yarısını içine koyacağız. Tamam. Karıştıracağız. Sonra tarifimizin içine koyup fırına atacağız. Tahsin Şef'im, biraz hızlansanız artık. Daha tatlı var sırada. Şimdi ben bunu ocaktan alayım. Bu okey benim için. Bunu ocaktan alayım. Hemen şunun finalini yapayım. Bir tane bunun altına ısı geçirmeyecek bir şey koyabilir misin? Buzdolabının üzerinde Amerikan servis var. İsterseniz onu kullanın Neval Hanım. Bunları da güya nişanım için süs yapacaktım. Onu ters çevir, o silikon şeyine yapışmasına hep karton kısmını kullanalım. Bu da bu işe yaramış oldu. Aynen öyle. Şimdi bunu ocaktan aldık. Bu kaşar peynirimizin yarısını içerisine ilave ettik. Şöyle güzelce. Oh. Sonra bir paket tam kremamız, yani 200 mililitremizi içine boca ettik. Ardından... Çeşnileri sever misiniz şefim? Çeşni kullanalım mı mesela? Hani işte tavuk çeşnisi, et çeşnisi diye satılıyor ya. Onun yerine tavuğu kullandığımız için ekstra bir tavuklu bir baharat istemiyorum. Sadece karabiber koydum, bir tatlı kaşığı kadar. Ardından da tuz koyuyorum. Muskat falan tercih edilir mi? Edilir. Ya buna şöyle bir durum var. Evindeki baharat lezzeti aslında bizim insanımızın kendine kalmış bir şey. Yani acıyı seven pul biber atsın. Hı hı. Karabiberi seven arttırsın. Tuzunu seven ona göre dengelesin. Hı hı. Ama orijinal ölçüleri de budur. Tamam. Hani bunun üstüne çıkmak, değiştirmek vesaire zaten herkesin şefi. Hani konsept de bu ya. Hı hı. Evdeki malzemelerle yemek yapmak dediğimiz kısım o. Çünkü ben buna pul biber koymadığım zaman bu yemek olmamış olmuyor. Ya da sizin evinizde karabiber yoksa kimyonla da lezzetlendirebilirsiniz. Kekik de kullanabilirsiniz, kişniş de kullanabilirsiniz. Bir detay atladın ama muskat dedim. Tamam, muskat atlamadım. Muskatla muskat kullan. Ben yemek yapmıyorum ama evimde muskat var falan. Ay bunu da illa öveceğim. Kimin gibi acaba? Üzüm üzüme baka baka ama ilk zaman böyle değildi. Olsun. Şimdi bunu koyduk, tuzunu. Bu kalan yumurtamız vardı ya, evet, hatırlarsın. Bir tane daha yumurta veriyorum. Bir tane daha yumurtayı bütün kıracağız içine. Tahsin Şef'im, çok önemli bir sorun var. Tüm yumurtanın sarısı mı, beyazı mı? Tüm yumurta. Böyle bakın. Oh. Bütün yumurta, kabuklar hariç. Bunu da bilgilendirmem gerekiyor. Atarsın alim Allah bütün yumurtayı içine. Böyle hızlıca bunu çırpacağız şimdi. Hem bu yumurta pişmesin diye hem de böyle hop 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 hop. Gördün mü? Kaşarı gördün mü? O zaman başladı. Şimdi mükemmel bir şey oldu. Bu hazır. Tamam. Hamurumuz fırında. Hı hı. Onu çıkartır, içine atar, tekrar fırına atarız. O sürede biz buraları şöyle güzelce bir toplayalım. Tamam. Şu tencere ve şu kaşar peyniri kenara koyalım. Asla susmuyor kapın. Kim geldi? Bilmiyorum. Bir bak. Evet. Teşekkürler. Bu arada görüyorsunuz ki ev sahibimizin doğum günü. Ya bugün. Hay darin 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 anay. Bismillahirrahmanirrahim. Notu okuyacağız. Hadi bakayım, önce ben okuyayım. Ama hep beraber okuyacağız. Okuyalım mı? Sen okumak istersen. Sadece bugün değil, seninle geçen her gün çok değerli. Hayatımın parçası olduğun için çok mutluyum. İyi ki doğdun. O zaman gelsin pastamız. Madem bu kadar hediye geldi, o zaman... İyi ki doğdun Neval. Çok teşekkür ederim. Direkt tuttun mu? Yok. Huzur, sağlık, mutluluk. O hep içimden geçen, hep içimden geçen. O zaman bunu da yeriz. Çok teşekkür ederim. Şunu şöyle. Birer tane yeseydiniz. Çok teşekkürler. Çok tamam. Hadi bugün şey bozdum. Sırttan sola. Tamam gel. Evet. Hakan abi cumartesi akşamda ta yemeklerden. Biz hem bunu yiyelim, hem şuralı şöyle güzel toplayalım hikayesiyle masanın başına bir sürü misafirinizi ve komşunuzu toplayacak, birbirinden lezzetli, muhteşem bir tatlıyla geri döneceğiz ama şurayı bir toplayalım. Sen onları kaldır şefim, ben de öksüz helvası için gerekli malzemeleri sayayım. 1,5-2 su bardağı un, 1 su bardağı tereyağı. Şerbeti için 1 çay bardağı pekmez, 2 su bardağı su, 1 su bardağı şeker. Üzeri için tereyağı. Şahane tarifimiz fırında. 10 dakika ağırlıklı pişti, 10 dakikada ağırlıksız pişti. Zaten onun detaylarını gördünüz. Ayrıyeten biz de şöyle bir ters yüz olduk. Buraları da güzelce topladık. Şimdi ben o fırından çıkan 10 dakika bitti çünkü. Onu çıkartıp içerisine daha önce hazırladığım tavukla harcı dolduracağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aldı rengini. Görüyor musun bak Tahsin Şef? Sen tart hamurunun içine sebzeli tavuğu yerleştirirken aklıma ne geldi? Benim gibi tart hamurunu yapmak için vakti olmayanlar ne yapacak? Yerine ne kullanabilirler başka? Bu tarif tabii ki de olur. Şöyle bir şey var. Eğer vaktiniz yok, işten geldiniz, yorgunsunuz. Dolapta olan milföy hamurunuzu alırsınız. Aynı söylediğim teknikle giderek 10 dakika milföy şeyli ağırlıklı, 10 dakika ağırlıksız pişirerek bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben biraz içini fazla yapmışız bu arada bunun. Milföy dışında ne kullanabilirler peki? Milföy dışında o yani bu kıtırtıyı vermez. O yüzden milföyü tercih etmeniz daha doğru bir işlem olur bence. Şimdi şöyle bunun da şeyini koyayım. Hatta şimdi daha detaylı anlatacağım. Hemen şunu sulu sulu dengelemeye çalışıyorum ki akşam ana baba güzel yemek yesin. Biraz kaldı bu. Tamam. Bunu yarın güzel bir pilav yapıyorsun. Basmati pirinçten gördüm orada. Yanına bunu servis ediyorsun. Bir tık buna böyle baharatla daha da yani kekiktir, şeydir, zerdeçaldır falan lezzetlendir bunu. Bu muhteşem bir tavuk tarifi zaten. Eline sağlık. Tamam. Bunu böyle kapatıyorum. Bu sana yarına hazır. Tamam. Bunun da üzerine yarım kalan kaşarımı koyuyorum. Biz bunu elmalı turta yer gibi falan yiyeceğiz. Aynen öyle dilim dilim. Pay diyebilirsin, şey diyebilirsin ama orijinal tarif. Krema vesaire girdiği için, tuzlu olduğu için kiş orijinal tarifi. Kalan kaşarı da üstüne koydum. Tekrar bunu kaşar kızarana kadar, artık pişme bitti. Kaşar peyniri kızarana kadar fırına atıyorum. Nar gibi kızarınca alacağım. 10 dakika ağırlıklı pişti, 10 dakika ağırlıksız. Şimdi de kaşarlı pişiyor. Hatta bunun ısısını şöyle 220-240'lara çıkartıyorum ki kaşarı daha hızlı kızarsın. Çünkü benim artık tart hamurum pişti. Sadece üzerinin kızarması kaldı. Tavuğumu da pişirerek koydum. Tekrar hatırlatıyorum, vaktiniz yok. Aman ben bunu yapamam dediniz. Hamur yapmak zorunuza gitti ki en pratik halini gösterdim size. Ona rağmen yapamıyorsanız açıyorsunuz buzluğunuzu, alıyorsunuz milföy hamurunuzu. Aynı şekilde çatalla delerek önce ağırlıklı sonra ağırlıksız, tekrar da tavukla birlikte üzerine kaşarı koyup verin fırına. Aynı lezzet tadı olur. Hazır yufkayla da. Hazır yufkayla yapmanız bu çıtırtıyı vermez. Hazır yufka çok çabuk yanabilir. Yani 4-5 kat koymak gerekir vesaire. Onun dengesini kurmak şimdi benim vereceğim tarifte olabilecek bir şey. Onu tekrar yapıp göstermem gerekir. Onu da bir gün yaptığımız bir günde buluşuruz zaten. Şimdi tadıyla, lezzetiyle, sunumuyla. Normalde klasik bir un helvası yapacaktım. Ama pekmezini görünce şuradan karabiberi alırken dedim ki aklıma böyle öksüz helva diye bir helva geldi. Hiç duymadım ben. Duymadın. Hani bir nevi klasik bir un helvasına da benziyor ama böyle yeme stiliyle böyle akşam sofranızı şenlendirecek, komşularınızı evinize kapış kapış getirttirecek ve götürttürecek muhteşem bir tatlı. O yüzden şimdi buna başlayalım. Ben şunları hemen kaldırayım. Malzemeleri söyleyeyim. Oradan yola devam edelim. 1 su bardağı tereyağı gibi düşünün ama bunu 100 gram olarak da görebilirsiniz. Yine aynı şekilde 1,5-2 su bardağı da un. Bu da ortalama 350-400 gram. Hani 350'yi geçmeyin unda. Çünkü tereyağı, unu zaten ocakta da kaşıkla tekrar ölçü vereceğim size. O köpüklenmeyi görmeniz gerekiyor ki kaliteli bir helva edinin. Ardından başka bir tencerede 2 su bardağı su, 1 çay bardağı pekmez, 1 su bardağı şekerle birlikte şahane lezzetli bir şerbet yapacağız. İkisini güzelce kavurduktan sonra birleştireceğiz. Sonrasında bir tereyağı üzerine yakacağız, servis edeceğiz ki dillere destan. Asıl o ritüeli anlattığımda aklınız uçuklayacak. Şimdi hemen ocak başına. Tahsin Şef, bu helva hangi yöreye ait? Bu helva Kütahya yöresine ait. Hı hı. Kütahya'da. Onu sunum yapında anlatayım mı? Tamam. Sen de bekle. Ekranı başındaki izleyicilerimiz de beklesin. Çünkü şahane bir sunumuyla muhteşem bir helva yapıyoruz. Şefim, bir şey sorabilir miyim? Şimdi biz... Hem sor hem bana böyle tamam. Geniş bir çelik tencerem varsa ver, muhteşem olur. Şurada. Olur, alayım hemen. Şurada vardır herhalde. Şu tavuğu da ben şöyle kaldırayım şuraya. Şefim, bu hani normalde baklavalarda falan sıcak şerbet, soğuk baklava gibi bir şey olacak mı bu şerbeti? İçine üstüne mi dökeceğiz, karıştıracağız mı? Yok, nasıl? Bu şöyle şey. İrmik helvası yaptın mı daha önce? İrmik helvası yapmadım. Onun gibi düşün. İrmik helvasının sorunum hata da bu arada. İrmik helvası, un helvası. Helvaların hepsinde şerbetliyse eğer bu birleşim, şekeri unun içinde kavurarak yakamayız ya. Şeker çok çabuk karamelize olur. O yüzden bir suyun içinde eritip koymamız gerekir. Bunu dilerseler normal kenarda bir suda karıştırarak, eriterek de dökebilirler ama en güzeli onu kıvam aldırarak içine eklemek ki o yaptığımızda o helvadaki adamsı kıvamı göreceksiniz. Şu an bu soruyu sorarak rezil oldum bence. Hayır. Yani bu klasik böyle yapılır ama bunu bilmeyen, yani nice, ben de yeni yeni öğreniyorum baktığınızda. Her geçen gün çok daha fazla mesela şeker çok az bir tatlıya göre. O da pekmez içinde olması gibi. Hani bu sadece pekmezde de yapılabilir. Olur mu hiç Neval Hanım? Bilmemek ayıp değil ki. Ayıp olan öğrenmemek. Ay sanki ne bileyim, yemekle ilgili bir şey sorulunca. Tereyağımı alarak işe başlıyorum. Tavamın altını yaktım, orta ateşe getiriyorum. Tereyağımı içine atıyorum. Bu şimdi eriyecek. Evet. Sonra ben aynı verdiğim ölçüyü kaşıkla burada bir kez daha vereceğim ki tam ölçüsünü bilinsin. Burada 4 yemek kaşığı tereyağı var. Ortalama bir 6-7 yemek kaşığına kadar alacak gibi duruyor unu. Ama bunu hep beraber görerek hareket edelim. Tamam. Şimdi bunu erirken de aynı zamanda ben, hatta şurada dursun. Küçük bir tencere şurada görmüştüm. Heh, süper. Bunun içerisine... Şefim çok atiksin yani. Hiç bana fırsat vermiyorsun, yardımcı olayım. Şimdi pekmezimi koydum. Şekerimi koydum. Şeker koyduğum bardak ölçüsüyle birlikte 2 su bardağı da suyumu koyuyorum. Nedense böyle sanki bana çok tatlı bir şey olacakmış gibi geliyor ama öyle olacak mı? Yani çok tatlı böyle sanki. Pekmez var ya içinde. Yok, öyle olmayacak. Adı tatlı çünkü. Tatlı olacak sadece. Hayır hayır o... Bütün yumurta kırıyoruz. Bunu da tatlı yapıyoruz. Bu tereyağım burada eriyor. Tam böyle renk döndürmesin diye hafif az kalmışken de hatta içinde. Şöyle hep görerek bir... Bir 8 taneyle şöyle bir karıştıralım şunu. Kokusu çıkana kadar mı şef? Rengi dönene kadar. Kokusu çıkana kadar ne demek? Bu bak, şimdi... Çok samimi söylüyorum. Gerçekten bu un kokusunun çıkma olayını hiçbir zaman anlamadım. Şimdi şunu bir kokla. Evet. Hiç, yani sadece yağ kokusu alıyorsun değil mi? Şimdi birazdan sana bir kavruk koku gelecek. O mudur yani? Odur. Aldığın koku onun kokusunun çıkması demektir. Tamam. Şimdi bunun öksüz helva olmasının sebebini anlatayım mı? Kesin acıklı bir hikayesi vardır, evet. Hayır, aksine bu yemek şimdi yapılıyor. Yenme ritüelinden kaynaklı da bu yemeğin nerede yapılacağı o zamanki yenerken belli olan bir yemek. Böyle az da sürprizli sürprizli gideyim hatta böyle. Ondan sonra bu da böyle yenirken belli olduğu için nerede piştiği. Yani aslında nerede piştiği belli olmayan bir tatlıdan kastı evi, yeri, yurdu olmayan, yani öksüz helva anlamında gelen bir helva. Onun yerinin neden belli olmadığını da neye göre değiştiğini de anlatacağım. Bu kadar gizemli ne yapacağım bilmiyorum ama gizemli olasım var bugün. Bunun kokusu çıktı galiba şefim. Bak aldın kokuyu. Ama şimdi bundan, bu helva olduğu için bundan bir tık daha koyutacağız bunu. Tamam. Şimdi hızlı rengi döner onu. O yüzden ben alayım mı onu? Tabii. Bir de senden çırpma teli rica edeyim. Bu arada bu... Bunun topu kopmuş efendim. Canı sağ olsun. Evde ne varsa diyorum. Evde ne varsa. Tamam. Şimdi böyle kavuruyoruz ediyoruz ya. Baktığınızda bu kuru bir kavurma kıvamı olduğu için belki biraz böyle evimizdeki insanla böyle zorlanabilirsiniz. Ben olsam bunun, hani ilk defa yapacak olsam bir helva, buna bir kaşık daha tereyağı koyarım. Bu daha böyle köpük köpük bir kıvam alır. O zaman da her taraf eşit kaynadığı için bu kadar sık karıştırmanıza vesaireye gerek kalmadan hızlıca eşit bir şekilde kavrulmuş olur. Bu da bir püf nokta ama böylesi de tabii ki de olur mu olur. Hani o istediğimiz kıvamı bu şerbet yesin diye yapmamız gereken şey bu. Bu arada şerbet kaynadı güzelce. Bu şimdi bildiğimiz şerbet kıvamında mı oldu? Yok hayır, daha sıvı. Daha sıvı. Şimdi birleşince zaten bu ikisi çok güzel bir hal alacak. Şimdi bunun rengi okey. Şimdi ben normalde un helvası yapıyorsanız şeysiz, pekmezsiz, bunu bir tık daha fazla kavurabilirsiniz. Ama pekmezin zaten rengi koyu olduğu için buna katmamla bu istediğim hali, şekli alacak. Şimdi senden ricam bunu bu tarafı soğuk da bu tarafını havluyla tutarak bana bunu hızlıca dökmen. Gel böyle geri. Oradan değil. Geri gel. Heh, şimdi döküyorum. Dök. Dök. Bırak. Hepsini dök. Ana, kokuyor. Ya. Kız kolay mı sandın bu işleri? Anam. Kırık saplı şeyle olmuyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Böyle hızlıca karıştırın ki bu tam o koyarken iki parçada dökmemeniz gerekiyor bunu. Şu topaklanmaları almak için böyle hızlandırmanız kafi olacaktır. Annem derdi ki dam terlemeden yemek olmazmış bak. Anlama. Evet. Şimdi buna un helvası formu verecek miyiz? Bak şefim, bunu çok güzel bir tabağa. Şimdi senden ricam tereyağı getirmen. Tereyağı eriteceğiz. Sonra bunun içini böyle iç ortasına havuz açarak. Oh. Şefim, tartı fırında unuttun. Muhteşem oldu. Korktun değil mi ama? Korktum ya. Kapatsak mı? Bugünkü unutkanlığı. Dur onu da hemen çıkartalım. Bak bu helva ile işimiz bitti. Bunu buraya koyalım. Sonra şu tartı şöyle çıkartayım. Fokur. Harika gözüküyor ya. Bu oldu galiba şimdi. Aynen öyle. O böyle birbirleriyle karıştı. Hatta şu köpüğü de işimize. Bu hakiki tereyağı. Bak kaliteli tereyağı bu. Bu tereyağını alıyoruz. Köpük olan tereyağını. Bak cos diye böyle üzerine döküyoruz. Şimdi hem bu tatlının yeme ritüelini anlatmak için hem de buraları toplamak adına sizden biraz izin istiyorum. Burada böyle güzel bu kalıbından çıkartılmış, çorbaya da güzelce sunulmuş bir masayla birlikte geri dönmek için 2 saniye sonra buradayız. Tahsin Şef Neval Hanım'la mutfağı toplaya dursun. Gelin biz de akşam yemeğinde neler var bir göz atalım. Köy eriştesi, yeşil mercimek ve et suyu aromasıyla vitamin deposu Anadolu çorbası. Tahsin Şef'in buzdolabında gözüne çarpan tek dal pırasa ve yeşil biberi tavuk, kaşar peyniri ve tart hamuruyla buluşturduğu sebzeli tavuklu kiş. Ve son olarak Alanya helvası olarak da bilinen pekmez, un, tereyağı ve şekerin muhteşem buluşmasına tanıklık eden namı diğer öksüz helvası. Tahsin Şef'in Neval Hanım'ın sadece mutfağındaki malzemelerden yola çıkarak hazırladığı akşam yemeği adeta iştah kabartıyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Size de şimdiden afiyet olsun Neval Hanım. Şahane yemekler yaptık. Ya ben görsellerinden de lezzetinden de eminim. Çünkü beraber yaptık. El elden her zaman üstündür. Şöyle tatlıyı anlatacağım diye bitiremedim yaparken. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu çok güzel bir helva. Pekmezle hazırlanmış bir helva. İsmi de öksüz helvası. Çünkü bu helva yapıldıktan sonra ortasına havuz açılır, tereyağı yakılır ve koyulurmuş. Ardından da yenirken kenarından bir kaşık alınır. Ardından ortasına bandırılır. Yağla birlikte tüketilir. Eğer olur da bir gün bunu tüketen komşunuz, anneniz, babanız, eşiniz, dostunuz kimse bunu açar. Şöyle şuradan havuzu patlatır. Bu tereyağında böyle aktığını görürse bir sonraki helvayı o yapıp evine çağırmak zorunda. Bu da demek oluyor ki bir yemek bu kadar mı toplayıcı olur, bir yemek bu kadar mı paylaştırıcı olur. Şimdi biz bunu şöyle teşvik ediyoruz. Yani öksüz helva derkenki sebep de bu. Bugün sende yapılan şey bakmışsın bir başka gün havuzu patlatanın, komşunun, misafirinin evinde gidiyorsun. Şimdi bu helvayı böyle gösterdim ama yemiyorum. Çünkü hiçbirinin tadına bakmayacağım. Çünkü akşam çok güzel bir sofra kuracağınız, ailenizle birlikte oturduğunuz ve videolarınızı mutlaka bekliyorum. Tamam, o bakalım yemekler nasıl olmuş, asıl yorum yapacak kişiler onlar. Ve sabırsızlıkla da bekliyor olacağım bu durumu. Ben her gün olduğu gibi bugün de çok güzel bir hediyem var. Çok teşekkür ederim. Umarım beğenir. Güzel günlerde kullanırsın. Çok teşekkür ederim. Çok şöyle sağ olun. Buyur. Açmak bakmak istersen. Tabii. Şöyle önünü açabilirim. Düşünmeniz yeter. Ne demek? Çok bu arada iyisiniz. Tekrardan iyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Beni iyi ki evine davet ettin. Siz de iyi ki geldiniz. Ha? İyi ki geldiniz. Çok mutlu oldum. En sevdiğim kısım bu. Hep birbirimize teşekkür edelim. Evet. Hep birbirimize hediyeler verelim. Ben de iyi ki varım değil mi şefim? Olmaz. Sensiz olur mu? Çok teşekkür ederim. Harika oldu. 3 boy tenceren oldu artık. Evet. Yemek yapman için bir bahane daha. Evet. Umarım yaparsın. Duruş çok güzel. Ama yapmak zorundalar değilsin. Beğendiğine çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Siz de Neval Hanım kadar mutfakta iddialı olduğunuzu düşünüyorsanız, şahane taktikler ve teknikler biliyorsanız, ki bilmiyorsanız da olur. Ne olursa olsun beni evinize davet edebilirsiniz. Dolabınızdaki malzemelerle muhteşem yemekler yapmak için Tahsin Şef her zaman sizden haber bekleyecek. Başvuru için www.showtv.com.tr adresine formunuzu doldurabilir. Beni evinize çağırabilirsiniz. Çünkü ben bunun için sabırsızlanıyorum. Çok daha lezzetli yemekler için. Şimdiden bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, tavuklu keş yiyoruz şimdi. Tahsin Bey, ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Eyvah. Beğendin sen de Gökhan? Eyvah. İlk defa yediğim yemek ama tat olarak çok güzel. Beğendim. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Çok güzel, elinize sağlık.